il başkanım, il genel meclis başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepiniz köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce yakın bir zaman içerisinde köyümüzde bir genç anneyi, bir genç eşi, bir evladı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine sabrı cemil ihsan ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını Ali eylesin. Amin. Nurten ablanın ruhu için köyümüzde, etraf bellerimizde yatan, adları unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere birer Fatiha yok mu diyen merhumelerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Sayın Bakanım, öncelikle Artvin'e gelişinizle birlikte Artvin'e, ilçelerine, köylerine güzel hizmetlerde bulundunuz. Bu hizmetlerden biz de Cevizli Köyü Çilçim olarak faydalandık. Şahsım ve tüm Cevizli Köyü adına sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Sayın Bakanım, öncelikle asfaltın başladığı yeri gördünüz, bittiği yeri gördünüz. Küçük bir aramız boş kaldı. Siz de üzerimde geldiniz. Köyün başlaması gereken yerden değil de köyün çıkışından başladı. Bunu gelecek yıl tamamlama şansımız var mıdır? Mahallelerde dahil. Mahallelerde dahil ama Sayın Bakanım. Tam... Evet. Sayın Bakanım, buradan başlaması gerekirken tam çıkıştan başladı. Sen taleplerini sırala, sonra bakanlaşırız. Evet. Bir de mahallelerimizin, bir Akmeşe mahallemiz o tarafta var. Bir de Keda mahallemiz bu tarafta var. Buraların asfaltı yok. Yolları genişlemesi lazım, dökülmesi lazım. Bizim iki isteğimiz sizlerden. Evet. Değerli Çilçim mahallemizin yahut da köyümüzün sakinleri, hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha Çilçim'de olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sağ olun. Yanılmıyorsam 3 ay önceydi herhalde veya 4 ay önceydi. Yine buraya geldik. Yolları görelim. Hemşehrilerimizi de hasbihal edelim diye geldik. Durumları yerinde tespit ettik ve ayrıldık. Bir iki ay hazırlıklarımızı yaptıktan sonra gördük ki gerek burada oturan, gerekse Yusufeli'nin ve Artvin'in dışında Bursa'da ve çeşitli vilayetlerde oturan hemşehrilerimizin buraya geliş gidişlerinin sağlıklı bir ortamda olmadığını gördük. Zaten biliyor idik ama bir kez daha görme adına arkadaşlarımıza bu tespitleri yaptık ve hemen çalışmalara başladık. Yaklaşık iki aydır Artvin'in hemen hemen bütün ilçelerinde asfalt çalışmalarını yürütüyoruz. Devletimizin şu anda karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları biliyorsunuz. Hem bölgede savaşlar var, hem 11 tane ilimiz depremde çok büyük zarar gördü. Yani yollar yok, okullar yok, üniversiteler yok, hastaneler yok. 600 bine yakın da ev yok. Bunları devletimiz şu anda inşa edip vatandaşlarımızı kışın konteynerle değil de kendi sıcak yuvalarına girmek için mücadele ediyor. Böyle bir ortamda tabii ki yılların sorunu olan bu yol sorununu Ankara'da gündeme getirmek zor bir olaydır. Çünkü haksızlık ve adaletsizlik olur. Yani çıkıp diyeceksin ki vatandaşın orada evi yok, benim bir yolumu yap demek doğru olmaz. Bize de yakışmaz zaten Yusufeli insanla. Biz böyle bir şey yapmadık. Oturduk Ankara'da konuşmamız gerekenlerle konuştuk. Onlar Ankara'daki imkanları cüz'i olarak olsa ayarladık. Sonra geldik burada iş dünyamızla görüşmeleri yaptık. Yıllardır siyasetin içinde olmanın elde ettiğimiz tecrübeleri şehrimize, ilçemize kullanmak için harekete geçirdik. Allah'a şükür bugün itibariyle Yusufeli'mizde de, Kemalpaşa'da da, Hopa'da da, Borçka'da da, Artvin'de de, Ardanuş'ta da, Şavşat ve Arhavi hariç bu ilçelerimizin hemen hemen birçoğunda büyük ölçüde asfalt işlerimizi
grup yolları itibariyle tamamladık. İnşallah yakında Ardanuş'ta tamamlanıyor ve Şavşat'ta Arhavi de program dahilinde bir taraftan oralarda başlamış olacağız. İnşallah burada neler yapacağımızı önümüzdeki seçim var. O zaman da konuşacağız. Genel itibariyle neler yapacağımızı onları sizlerle yine paylaşırız ve onları da gerçekleştirdiğini hep beraber göreceksiniz. Şimdi sabah kahvaltı ihtiyacı var. Öğle yemeği ihtiyacı var. Akşam yemeği ihtiyacı var. Yiyeceksin ki yürüyesin. Bu siyasetin de gıdası oy. Oyu çok alırsanız iyi hizmet artar, hizmet artarak gelir. Oy düştüğü zaman hizmet edemezsiniz zaten. Çünkü millet öyle bir görev vermiyor size demek ki. Şimdi millet bize görev verdi, güzel gönderdiniz. Biz hizmetimizi yapıyoruz. Ya yakında mesela yerel seçimler var. Bu seçimlerde desteğinizi artırarak devam ederseniz Ankara'da benim elimi güçlendirirsiniz yani. Her yerde söylüyorum. Artvin'de bu önümüzdeki seçimde daha büyük bir birliktelik olur da çok büyük bir güç verirseniz Ankara'da Cilcim'in, Yusufeli'nin, Artvin'in payını vermeyecek babası babayı tanısına doğmamıştır. Burada ne söylüyorum? Artvin için bizim alamayacağımız hiçbir şey yok yani. Söke söke alırız yani. Ama gıdamızı sağlam verin yani. Bakanım ama... Yoksa ne yaparsınız? Tökezlettiğiniz zaman tadı kaçar, neşesi kaçar, güçsüz hale getirirsiniz. Güçsüz hale getirince de talepler de güçsüz olur. Onun için siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Particilik, marticilik falan zamanı değil. Herkesin partisi kendine bu seçimde silme olacak. Vallahi var ya ayağa kalkacaksınız ki biz de Ankara gür sesimizi yükseltelim. Bu sefer özel sektör, özel imkanların yanında devletin imkanlarını da buraya getirip böylece güzel yaşanır bir şekilde burada nüfusun arttığı bir atmosferi oluşturmamız gerekiyor. Siz bu bilinçte daha da çok istiyor, daha haklı dediğim gibi. O da vatandaşın hakkı. Ama bilin ki yönetenler olarak biz işi biliyoruz. Ne eksik var onu da biliyoruz. Ama imkanlarımızı adaletli ve doğru kullanmak durumundayız. Bu konuda hak vereceğinize inanıyorum. Allah hepinize razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi için. Allah razı olsun. İnşallah. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Sizden de. Sizler de gelin. Geliyorum. Mehmet abi. Burhan abi. Ne tarafa gittin? Buraya. Tamam. Ben bir konuşturayım da. Başkanım nerede? Orada mı hocam? Vekilim buyurun. Başkanım beni görüşürsün. Başkanım. Hoş geldiniz. Sancak dönüyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım. Ben yanında bekliyorum. Ben onu ayarlayacağım. Eyüp Bey. Tamam yok biz ayarladık. Ama şeyi söyle onu konuşalım. Başkanım. Tamam ben onu ayarlayacağım. Başkanım. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Başkanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Neredesin ya? Sağ ol. Muhtarım. Neredesin?
İşte. Nereye? Evet. Efendim abi. De çekiyorum abi. Gel. Çörgensliler buraya gelsin, Çörgensliler. Çörgensliler mi? Umutlar kızar değil mi? Güzel, hosta var. He? Kuşabesliymiş bu Müsret Bey. Evet, bir de bakan gelsin. Kral mı? Kral mı hiç belli olmaz. Ayaklarımı toplattıklar. İşte bak 46'dan elim olmamış. Şimdi şu an özel dayı. Ne iş yapıyorlar? Hiç basmak yok. Hiç uğraşmaya gerek yok. Kimse ihtiyaç yok. Kendi işi kendini yapıyorlar. Ahmet Başkan hazır. Şeyi bu alıp yok. Yok.